gerekiyor. İmam Sadık Aleyhisselam'ın yetiştirdiği öğrencilerden bir tanesi Hişam İbni Hikem. Hişam İbni Hikem kalkıyor, Basra'ya gidiyor. Bakınız, Basra. Basra'ya geliyor. Aylar sonra dönüyor İmam Sadık'ın yanına. İmam Sadık Aleyhisselam, Hişam da 18 yaşında bir genç. İmam Sadık Aleyhisselam, Hişam içeriye girdiği zaman ayağına kalkıyor. İçeride 70 yaşında ilim adamları var. Sadatlardan, seyitlerden olanlar var. Birileri rahatsız oluyor. İmam bir çocuğun ayağına kalktı, onu baş köşede oturttu. Ona gösterdiği hürmeti bize göstermedi. İmam Sadık Aleyhisselam içeridekilerin bazılarının bu rahatsızlığını fark edince Hişam'a sordu. Hişam, günlerdir neredeydin? Haftalardır, günlerdir neredeydin? Dedi, peygamberin evladı, İşittim Basra'da bir sözde bir alim öyle şeyler anlatıyor ki sizin anlattığınız İslam'dan farklı bir İslam anlatıyor. Ehl-i Beyt'in İslam'ından farklı bir İslam. Çünkü Ehl-i Beyt'in İslam'ı Resulullah'ın ve Kur'an'ın İslam'ıdır. Bu mezhep imamları ki az önce arz ettim, Ebu Hanife birebir Cafer-i Sadık'tan ders almış. Malik İbni Enes birebir Cafer-i Sadık'tan ders almış. Şafii vasıta ile, Ebu Hanife'nin öğrencileri vasıtası ile İmam Sadık'ın talebesidir. Ahmed İbni Hanbel Şafii'den ders almış, onun da ilmi yine İmam Sadık Aleyhisselam'a dönüyor. Dolayısıyla müminler, ilmin kaynağı Ehl-i Beyt'tir. İlmin madeni Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt'i bırakıp da başka başka kapılara gidenler, bakınız, işte o başka başka kapılara gidenlerden bir tanesi Basra'da. Basra'da Hişam diyor ki, ben gittim, onun ders halkasına katıldım. Onu susturmak. Çünkü o Müslümanları aldatıyordu. Uydurduğu bir İslam ile, uydurulmuş bir din ile insanları hurafelere ve bid'atleriyle aldatıyordu. Ben gittim onun ders halkasına oturdum. Ve ona dersin sonunda dedim, üstad bir soru sorabilir miyim? Dedi, sor. Dedim, ancak benim sorularım çocuksu sorulardır, basit sorulardır. Seni kızdırmasın, öfkelendirmesin. Dedi, ne istiyorsan sor. Üstad, senin gözün var mı? Dedi, hakikaten de soruların çocuksu sorular. Gözümün olduğunu gördüğün halde gözün var mı sor. Tabii ki var. Üstad, gözün neye yarar? Görüyorum onunla. Dilim var mı? Var. Neye yarar? Konuşuyorum. Elin var mı? Var. Neye yarar? Tutuyorum, hissediyorum, dokunuyorum. Kulağın var mı? Var. Neye yarar? İşitiyorum. Bu şekilde diyor sorular sordum. Ve sonrasında dedim, üstad, vücudumdaki bu duyu organlarının yanılması mümkün müdür? Dedi, tabii ki yanılması mümkündür. Peki vücudumdaki bu duyu organları yanıldığı zaman, vücudun bu duyu organlarının yanılmasını, yanılmaktan bu duyu organlarını kurtaran veya yanılgısını tasihih eden, mesela göz, otobanda gidiyorsun, otobanda gidiyorsun, ileriye doğru bakıyorsun, yol gittikçe daralıyor. Aslında daralan bir şey yok. Görüş mesafen daralıyor. Daralan yol değil, görüş mesafendir. Veya serap görüyorsun. Ama sen de biliyorsun ki gördüğün su değil, seraptır. Hişam sordu, bu duyu organları yanıldığı zaman bunların yanılgısını bertaraf eden kimdir, nedir? Dedi, akıldır. Yani dedi, üstad, vücut duyu organlarında vücut askerlerinin yanılgısını tasihih eden, düzelten vücutta bir komutan var. Yaratıcı Allah vücuda bir komutan bırakmış. O komutan askerlerin yanılgısını tasih ediyor, düzeltiyor.
yanılmaktan engelliyor askerleri, vücut azalarını. Dedi evet. O da akıldır değil mi üstad? Dedi evet, akıldır. Hişam dedi peki üstad, Allah Azze ve Celle senin bu küçük bedenindeki duyu organlarının yanılgıya düşmemesi için buraya bir komutan bırakmış, akıl. Koca bir aleme peygamberden sonra bir komutan bırakmamış mı? Koca bir alemin yanılgılarını düzeltecek, tasihih edecek bir komutan bırakmamış mı? Bu Allah'ın hikmetine ve adaletine sığar mı? Allah'ın hikmetiyle, adaletiyle bağdaşır mı? Ben böyle deyince peygamber evladı, o üstad dedi ki sen Hişam mısın? Dedim evet. Dedi açın bunu dışarıya, bu rafizidir. İmam Sadık aleyhisselam Hişam'ı bağrına basıyor, alnından öpüyor ve buyuruyor ki bu Hişam nasiruna biyedihi ve kalbihi ve lisanihi, eliyle, diliyle, kalbiyle bizim yardımcımızdır. Bizim yani mektebin yardımcısıdır. İmam Sadık aleyhisselam böyle talebeler yetiştirmiştir. İmam Sadık